Artık para kalmayacak. Bunu dijital alanlarda koruyabileceğimiz yerler olacak. TL'nin, euro'nun, doların, altın, gümüşün durumu ne olur o zaman bu durumda? Tanrıların parası olarak hiçbir zaman değerini kaybedeceğini düşünmüyorum. Hani bunları yaşayacağız, göreceğiz. 2022 zaten finansal astrolojide de çok önemli bir yıl olarak karşımıza çıkıyor. Kuzey-Güney ay düğümleri değişiyor. Hmm. Boğa burcuna geçecek ki Boğa burcunu özellikle piyasalarda artık fiyatların normalize olacağı ve artık eğrinin aşağı yöne döneceği bir dönemi temsil ediyor finansal astroloji. İşte 2022 ve 2023'ün sonuna kadarki dönem bir uyarı dönemi aslında. Uyarı dönemi ve sen aslında 200 sene öncesinden, belki daha çok öncesinden dijital para ile ilgili, ekonomi ile ilgili, hem de senin alanın, aslında ilgi alanın ve bilgi alanın, bu anlamda ekonomi ile ilgili çok konuştun. Çok televizyon programlarında da konuştun. Yılbaşı özel programlarında da konuştun. O zaman dijital paraya bundan sonra güven mi azalıyor? Yaşadığımız olaylar, çıkan haberlerden sonra, ya da tam mı oturuyor kafamızda dijital para? Nasıl kullanacağımızı mı öğreneceğiz? Yani ekonomi ne olacak? Daha mı dibe vuracağız, sonra sıçrayacağız? Ekonomi de önemli. Sağlığımız tabii ki çok önemli ama bağlantılı ve birbirine iç içe olduğu için ekonomi de hepimizi çok yoruyor. Bu doğru, anlamda, çok doğru söylüyorsun. Yani 2022 bence ekonomi yani dibe vuracak. Bunu ben söyledim. Daha 2020. Önce de söyledim. Yani 2022 bence ekonomide gerçek anlamda gerçeklerle yüzleşilecek bir yıl. Hmm. Hani sistemlerin bizi nereye kadar taşıyacağını fark edeceğimiz bir dönem. Bu senenin başında hep söyledik, evet kripto paralar çok önemli, insanların buna olan ilgisi artacak, halkın parası dedik, ben onun artacağını da düşünüyorum. Hmm. Ama daha dikkatli, daha hesap kitap yaparak, hani bunu kısa vadeli bir alım satım aracı olarak görmek değil, daha bu gelişecek sistemde erken vakitte yer alabilmek anlamında insanlar yatırım yapabilmeliler. Çünkü artık buna gidiyoruz. Yani 2024'te Plüto Kova burcuna geçtiğindeki Jüpiter ve Satürn kavuşumu Kova burcunda oldu. Kova dönemine girdik. Dijital çağa girdik diyoruz. Dijital alanları ön plana çıkarttığımız döneme girdik diyoruz. Şimdi bunun gerisinde kalamayız. Zaten birçok şey dijital alana dönecek. Artık para kalmayacak. Para cüzdanları olacak belki de. Bunu dijital alanlarda koruyabileceğimiz yerler olacak. Bankacılık da buna evrilecek. Bu öyle hemen bir günde olmayacak tabii. Bunun daha var 2-3 yılı. Bunun öncesinde işte birkaç kez düşeceğiz, kalkacağız. 1950'lere geldiğimizde, 1950'li yıllarda ilk kredi kartı çıktığında, ben onunla ilgili çok güzel bir röportaj okumuştum. Hani insanlar çok korkuyor ve önemsemiyorlar birkaç yıl boyunca. Ne münasebe bir kartla bunu nasıl alabiliriz gidiyorlar. Ama buna gidiyoruz, buna gideceğiz. Hayatımız kart. Evet. Evet. Şimdi hayatımız da dijital olacak. Dijital yani. Olacak. O yüzden de bu blockchain teknolojisini iyi anlamak gerekiyor. Hani sadece kripto para olarak düşünmesinler ama bunu iyi anlamamız ve bunda hani bunun içerisinde kendimize bir yer edinmemiz gerekiyor. Yoksa hakikaten hep o kuşaklar arasında farktan bahsediyoruz. Ve bizler hani kuşağımız olarak biz her zaman hani yeni nesille aramızda çok büyük bir fark olmayacak. Benim annemle olduğu kadardan daha az olacak diyoruz ama değil aslında. Şimdi onları anlamakta zorlanıyoruz. Z kuşağını anlamakta zorlanıyoruz. Tabii, bu çıkan paraları büyüyor. Anlamakta zorluyoruz. Evet, evet, evet. Çok doğru. Mesela TL'nin, euro'nun, doların, altın, gümüşün durumu ne olur o zaman bu durumda? TL'nin hiçbir değeri mi kalmayacak? Dolar, euro ne durumda olacak? Hepsi artık tamamen dijitale geçerse onların liderliği diyeyim. Hani doların, euro'nun, hani altın, gümüş diyoruz ama TL'yi zaten söylemeye gerek yok. Onlar ne olacak? Yani ben 2025'e kadar bu sistemin tamamlanacağını düşünüyorum. Şimdi Uranüs Boğa burcuna 2018 yılında geçti ve Uranüs Boğa burcunda 1944'lü yıllarda, yani İkinci Dünya Savaşı ve sonrası o 7 yıllık dönemde Uranüs Boğa'yı görüyoruz. Zaten o dönemden sonra paraya bakış açısı da değişiyor. İşte doların karşılığı, işte altın karşılığında basılması gerekliliği ortaya çıkıyor. Yani bunun gibi aslında bu paraların da bir varlığa dayandırılabileceğini düşünüyorum önümüzdeki dönemde. Ben her zaman altının ve gümüşün tanrıların parası olarak hiçbir zaman değerini kaybedeceğini düşünmüyorum. Çünkü çok değerli madenler. Yani çok insanoğlu var olduğundan beri tamamen ticareti aslında yönlendiren
madenler bunlar, metaller diyelim ya da değerli şeyler, varlıklar. O yüzden de altın ve gümüşün önümüzdeki dönemde 2022 ve 2023 altının çok uzun yıllardır beklenen çıkışını gerçekleştireceğini, ons fiyatlarının hani hep söyleniyor ya 10 binlerin üzerine çıkacağı dönemler olduğunu düşünüyorum 2022 ve 2023 yıllarında. Ama doların eskisi gibi cazip bir alışveriş parası olarak Görmüyorsun. olacağını düşünmüyorum açıkçası. Gümüş de fena değil galiba, değil mi? Gümüş atak yapıyor. Evet Altını evet. geçemez ama gümüş de Gümüşün evet. hani bundan 5 yıl önce, 6 yıl önce Adı duyulmuyor. gümüş dendiği zaman Takı olarak. bir sevgili Takı. Öner'le bir programa gitmiştik. Öner orada gümüş dediği zaman böyle dönüp arada söyleyeyim ya, Öner Bey hani Hande Hanım ne gümüşü yani hani gümüş hani bunu nasıl bunu yapacağız dediklerini biz hani biz ısrarla gümüş 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 ama buna gidecek. Çünkü gümüş de çok önemli. Sadece hani para piyasalarında değil tamamen sağlık sektöründe, sanayi sektöründe, uzay sektöründe buralarda da çok Tabii. kullanılan bir metal. O yüzden Metal. de Yani bence hayat o tarafa gidiyor. gidiyor. Hatta başladı da ortalarına geldik gibi hissediyorum. Bankacılık ne olur? Faizler, günümüze dönersek krediler, faizler, bankacılık sistemi. O da tamamen değişime uğrar mı? Uğrayacak tabii Evet. çünkü eğer kripto para sisteminin içine dahil olursak şu an bankalar bununla ilgili ne yapmaları gerektiğine dair bir şey bilmiyorlar. Çok az banka bunu kabul etmiş durumda. Bence önce bunu kabul edecekler. Bunu nasıl bir sisteme sokabileceklerini görecekler ya da tamamen reddedecekler. Bunu da göreceğiz. Ama dediğim gibi hani çok çeşitli bir döneme gidiyoruz. Evet. Bu öyle bir günde olacak bir şey değil. Sadece 2021 yılı birçok şeyi fark ettiğimiz bir hazırlık yılı. Hazırlık. Evet, altyapıların 2020'de oldu. hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bunu gördük. Hiçbir. 2021'de de artık bu dönem içerisinde ileriye doğru giderken hani buna nasıl adapte olabiliriz fark edeceğimiz bir yıl olarak karşımıza çıkıyor. Alışma dönemi gibi aslında, böyle fragman ve sonrasında filmi beklersin ya, heyecanla ne Evet. olacak, onun içine girmeye çalışırsın ve gireceğiz sonuçta. Ama diğer taraftan da ekonominin bu halde olması hepimizi, tabii belki meslekler değişti, tamamen değişecek, yön değiştireceğiz. Bu meslekten başka bir yere geçeceğiz. Dijitalde kendimize yer arayacağız ki arıyoruz. Ve hepimiz işte bu şu an yaptığımız Doğru. programlar gibi daha da tamamen değişimi açık olup orada neler yapabilirimin sorusunu, cevabını bulmamız gerekiyor galiba, değil mi? Evet, Yani. kesinlikle Evet. katılıyorum. Aynen. Yani Allah solumuzu iyi etsin, bilmiyorum burçları neler bekleyecek. Gökyüzü bize rehberlik ediyor, çok şey söylüyor ama bu aşamada da size çok yol düşüyor. Aslında sizin mesleğinizin daha güven kazanması, daha bilincimize oturmasının da bir fragmanını geçtik galiba. Daha şey, hani nasıl eskiden derlerdi ya, bir avukatın olacak, muhasebecin olacak, ay bir de astroloğun olacak durumuna geldik Çok yani. güzel. Değil mi? Öyle bir şey oldu sanki. Öyle bir şey oldu. Ben Evet. çok mutlu oluyorum böyle olmasından. Böyle olması benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü çok uzun zamandır aslında uğraşıyoruz. Hani bir grup Evet. astrolog var ki Türkiye'de çok değerli astrologlar var. Gerçekten hani bu işi böyle hakkıyla yapmak lazım. Tabii. Düşünülen bir şey değil bu. Hani böyle fal gibi bir şey değil. Hani biz de burada Hiç değil. uğraşıyoruz. Belki ileriye ışık tutmak anlamında, neler yaşayacağımız anlamında. Ama sen de biliyorsun, hani bir yeni aydan bahsediyoruz. Konu bu olacak diyoruz. Hakikaten de konu oraya geliyor. Geliyor, İşte doğru. 2013 yılı diyoruz. İşte burada böyle bunlar olmuştu diyoruz. Hakikaten bir bakıyoruz. O yılla benzer konu ve olaylar yeniden ortaya çıkmış. Geçen sene tutulmalar 2001 yılını mesela 2001 ve 1993 yılını gösteriyordu ki 93 yılında mesela anayasa değişimi gerçekleşmiş. Anayasa değişimiyle ilgili konu ve olaylar Tabii. hızlandı. Bir bakıyoruz ki aslında hiçbir şey tesadüf değil. Bunlar belirli döngülerle tekrar eden olaylar. İnsan davranışları üzerine çok etkili. Toplumlar üzerine çok etkili. İşte bunları görmek ya da bunları ufacık da olsa ucundan yakalayabilmek çok özel. Doğru. Hani bunları görmek anlamında astroloji gerçekten insanların hayatını ışık tutabilir ve artık biraz daha farklı algılandığı için benim de çok hoşuma gidiyor. Evet. Yani o yüzden bence 2021 yılında da astroloji zaman zaman teste de tabi tutulacak ama yepyeni bir Evet. döneme girdik. Kova dönemi. Kova demek astroloji demek.
sosyoloji demek, psikoloji demek, insanın içerisinde olduğu sistemler Kova burcu tarafından yönetiliyor. O yüzden de bence astroloji önümüzdeki dönem çok daha yükselişe geçecek. Şimdi Ama Satürn de orada biraz böyle evet. daha sakin gidiyor. Hani tamam patladı ama daha sakin, daha böyle test edilerek gidiyor. Şimdi bir de oraya Satürn oradan çıktıktan sonra çok daha iyi yerlere İnşallah. gidecek diye düşünüyorum. Şimdi aslında dediğim gibi bir muhasebeci, bir avukat, bir astrolog, bir de bu pandemiden sonra bir psikoloğa da ihtiyacımız olacak diye düşünüyorum. Ben o psikoloğa çok ihtiyacımız Aslında. olduğunu düşünüyorum. Hepimizin aynı şekilde. Ama kripto paraya dönersek aslında bu süreçte güven kazanması için o yolda da bilinçlendirmek için insanlara bir çalışmanın yapılması gerekir. Aldığımız haberler, duyduğumuz haberlerde tam güvenirken bir an güvenimiz geri çekiliyor, korkuyoruz. Ama bu alanda da herhalde büyük bir çalışmanın yapılması ve bilgilendirilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Çoğumuz Kesinlikle bilmiyoruz katılıyorum. aslında. Yani Tabii, onu tabii, tabii. bilmiyoruz. O da bir süreç sanıyorum. Değil mi? Kesinlikle, kesinlikle Evet. katılıyorum. Mesela bu Merkür gerilemesi özellikle çok önemli önümüzdeki dönem. 30 Mayıs ve 22 Haziran tarihlerinde İkizler Burcu'nda bir Merkür Evet. gerilemesi var. Teknolojide sıkıntı ve problemlerin ortaya çıkacağı, siber saldırıların artacağı, hacklenmeler, bilgi hırsızlığı, yalan dolan haberlerin ortaya çıkması ya da ortada dolaşması ya da WikiLeaks davası gibi bazı olayların gün yüzüne çıkması. Mesela devletler arası bağlantıyı zedeleyebilir. Mesela 30 Mayıs ve 22 Haziran tarihleri arasında bence kimse riskli sularda çok Yüzümüz. dolaşmasın, yüzmesin. Evet. Hani bildiği yatırımdan çok fazla uzaklaşmasın, çok hızlı alsatlar yapmasın. Çünkü gökyüzünde 10 Haziran'da bir de tutulma gerçekleşecek. Yani tutulma zamanları biraz bizi fazla etkiliyor. 26 Mayıs, 10 Haziran tutulma zamanlarında Ne hani olur? ne olur? Bir kere duygu durumumuz çok hızlı değişir. Çok çabuk panik olabiliriz, pireyi deve yapabiliriz, olayları istediğimiz gibi görmeyebiliriz. Bu da bizi paniğe sevk ederek, paniğe sürükleyerek bazı hareketlerde bulunmamıza neden olur. Özellikle yatırımcılar, hani borsada yatırım yapanlar varsa, özellikle işte kripto paralara yatırım yapanlar varsa bu dönemlerde birazcık daha hani temkinli hareket Temkinli. etmek, şartların değişeceğini göz önünde bulundurmak önemli olacak. O yüzden mesela Haziran ayında buna dikkat etsinler. Haziran'ın sonunda Temmuz başına gerçekten işte Mars-Satürn karşıtlığı böyle biraz piyasaları zorlayan haberlerin gelmesi etkisi var. Ona karşı da hani uyarmış olalım. Biz zaten o zamana kadar muhakkak seninle bir yayın daha yaparız. Orada daha Yaparız. ayrıntılı Tabii. konuşuruz ama şimdiden böyle hani genel tablo. Hani biraz buralara dikkat etsinler. Bu bir yatırım tavsiyesi de değildir. Bunu söylemek zorundayız Seher'cim. Peki yatırım tavsiyesi için ev al, arsa al, para biriktir, altın biriktir. Bu konuda neler söylersin? Hani parası olan, bilmiyorum bu dönemde yatırım tavsiyesi olarak net söyleyebileceğin tavsiyeler var mı? 2021-2024 yılları arasında ev fiyatlarında artış bekliyoruz. Construction dediğimiz yapı alanında olumlu göstergeler olacak 2021'in ikinci yarısı itibariyle ve 2024'ün sonuna kadarki dönem. Evet. O yüzden eğer tabii ki hani şey bir em yani nasıl diyeyim sana bir Ev ucuzlayacak diyorlardı ama yok, senin söylediğin farklı bir şey. ha. Değil mi? Emlakla ilgili yok öyle bir şey. Yok arkadaşlar. Daha da çıkacak. O yüzden bence şimdiden ne kadar erken yatırım yaparlarsa bu 3-4 yıl boyunca emlak fiyatlarında artış bekliyoruz zaten. Hani bu yıl içerisinde de belki işte bu tabii ki politikalardan da kaynaklı, devletin aldığı politikalardan da kaynaklı. İşte faizlerin arttırıldığı zamanlar içerisinde hani belki ev fiyatlarında belki alımında düşüşler vesaireler görülebilir. Ama yine de bana kalırsa önümüzdeki dönem için yapılabilecek en iyi yatırım emlak alımı. Evlen. Ve tabii ki her zaman söylüyorum ben altıncıyım, altın. Fiziki Evet. altından bahsediyorum ya da işte ben hani bir kağıt değil daha çok hani elle Elle tutulur. tutulan. Evet. Evet, Tamam. onlardan daha hani faydalanabileceklerini düşünüyorum. Altın, gümüş, platinyum, paladyum.
Özellikle değerli metaller, değerli madenlerde bu yılın sonuna kadar önemli artışlar bekleniyor. Mesela buralara yapmaları çok daha doğru olur diye düşünüyorum.